Ali Kara Hasanoğlu, Bülent, Nevzat ve Salih abiler fuhşa alet olmayın. Bülent Arınç abimizin Aydın Doğan'a haksızlık edildiğine ilişkin açıklamasını CNN'de izlediniz. Bülent abi tartışırken dünkü gazetelerde vardı. Doğan Yayın İlkeleri Kurulu, Aydın Doğan'ın başkanlığında toplanmış, toplantıya yıllarca İlahiyat Fakültesi Dekanlığı da yapan Profesör Salih Tu ile AK Parti'nin ilk iktidar dönemi milletvekilleri arasında yer alan muhafazakar akademisyenlerin hemen tamamının abisi konumundaki Nevzat Yalçıntaş da katılmış. Salih Tu 85 yaşında, Nevzat Yalçıntaş ise 83 yaşında. Tabii ki hiçbirisini kırmak istemem. Tabii ki hizmetlerine saygı göstermemiz gerekir. Ama her şeyin üstünde bir Allah'ın hatırı yok mu? Buyurun şu rezalete bakın. Rütük uzmanlarının hazırladığı rapordan aktarıyorum. Aşk ve Günah dizisinde aynı çatı altında yaşanan yasak ilişki aktarılırken bu ilişkiyi yaşayan karakterlerden birinin başka bir erkekle olan ilişkisine de yer verilmektedir. E. Bülent abi, Salih abi, Nevzat abi, Kanal D'nin patronuna. Ne yapıyorsunuz siz? Böyle bir ahlaksızlığı nasıl normal bir şeymiş gibi meşrulaştırıyorsunuz? Dediniz mi? Demediniz. Bülent abi başka bir olayı hatırlatarak Aydın Doğan'a haksızlık edildiğini söyleyip cübbesini giyip Doğan avukatlığına soyundu. Salih ve Nevzat abiler de. Doğan yayın ilkeleri kurulu toplantısında Aydın Doğan'ın iki yanında yer alıp Doğan medyasındaki tüm ahlaka mugayir yayınları meşrulaştırmaya alet oldular. Soruyorum Salih ve Nevzat abilere. Rütük'ün ceza verdiği o filme siz ne diyorsunuz? Sakın bana karınca kararınca yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz falan demeyin. Biz 85 yaşındaki Salih abi, 83 yaşındaki Nevzat abi, sayfalarını açtığımızda yayınlanan fotoğraflara bakamayacağımız kadar yüzümüzün kızardığı yayın organlarının tepesindeki bir kurulda görmek istemiyoruz. Salih abi, Nevzat abi tereddüt ediyorlarsa hürriyet.com.tr internet adresine bir baksınlar. Buraya aktaramayacağım kadar rezil şeyler, bikinili bayanlar, altına da hikayeden metinler. Sadece internet siteleri değil. Salih ve Nevzat abilerin bulunduğu ortamda Aydın Doğan Posta Gazetesi'ni de överek aktardığına göre açıp bir baksınlar Posta Gazetesi'nin sayfalarına. El edep, el edep. Ne basılan fotoğraflardan bahsedeceğim ne de gençlerin ahlakını bozmak için her gün yayınlanan uzman yazıları adı altındaki evlilik dışı ilişkilerin gayet normal şeylermiş gibi gösterildiği sayfaları. Lütfen lütfen 80 küsür senelik İslam'a adanan ömürleri böyle rezil fotoğrafların yayınlandığı medya organlarını meşrulaştırma oyununa alet olmayın. Doğan Yayın İlkeleri Kurulu son toplantısında terörü kınamayı öncelemiş. Her türlü terörü lanetliyoruz başlığıyla vermiş Doğan grubu toplantıyı. O zaman soru şu. Şirin Payzın olayında, Ezgi Başaran olayında ne yaptınız? CNN'e sürekli konuk haline getirilen Aydın Engin olayında, Celal Başlangıç olayında ne yaptınız? Aslı Aydın Taşbaş olayında ne yaptınız? Şirin Payzın'la Ezgi Başaran Murat Karayılan'ın yanına gidip onunla aynı koltukta resim çektirmek için sıraya girenler. Aydın Engin ve Aslı Aydın Taşbaş da yine aynı gün sıraya giren diğer isimler. Celal Başlangıç ise PKK terör örgütü değildir diyenlerden. Terör örgütü lehine bu kadar açıktan tavır alanlara Doğan medyası mesafe koydu mu, Hayır. Gazetecilik faaliyeti adı altında teröristleri aklayıp paklamayı görmezden geldi. Düşünebiliyor musunuz? Karşımızda bir terör örgütünün ele başısı var. Eski yıllarda Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birant şu bu gidip röportaj yapmışlardı. O röportajlarda aslında terör örgütünün meşrulaştırma faaliyetleriydi ama bir gazeteci gidip röportaj yapıyordu. Bir muhabirle bir fotoğrafçı birlikte gidiyordu. Ama bunlar sanki bir valiyi, bir kanaat önderini, bir büyük adamı ziyaret ediyorlarmış gibi değişik gazetelerden isimler. Topluca gidip terörist başının dağdaki inine giriyorlar. Oradaki koltukta yan yana fotoğraf çektirmek için sıraya giriyorlar. Salih ve Nevzat abimizin içinde bulunduğu Doğan Yayın İlkeleri Kurulu ise bu olayda bir yanlışlık görmüyor. Görmüyor ki teröre karşı devletimizin yanındayız derken bir dakikaya biz böyle bir şey diyoruz ama Şirin'i ne yapacağız? Ezgi'yi ne yapacağız? Onlarla birlikte terörist başını ziyaret edenlerin CNN'de daimi konukluğunu ne yapacağız demiyorlar. Başlıktaki fuhşa alet olmayın ifadesini de izah edeyim. Kelime aşırılık, kötülük, gayrimeşru ilişki anlamına geliyor. Gayrimeşru ilişkiyi meşrulaştırma için... Rütük kararı örnek. Terörü meşrulaştırma için Şirin Payzı'nın Ezgi Başaran'ın Murat Karayılan'la fotoğrafları örnek. Dolayısıyla Aydın Doğan hemen mahkemeye koşmasın. Doğan Yayın İlkeleri Kurulu'nu bir daha toplasın. Bundan sonra bu yanlışları yapanların tepesine binelim desin. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit.